Stylist'ten herkese merhaba. Bu bölümde İstanbul Moda Haftası'nın detaylarıyla karşınızda olacağız. 2018-2019 sezonuna ait koleksiyon sunumları, defileler, backstage'ler ve sürpriz röportajlardan derlediğimiz Moda Haftası turumuz başlıyor. Stylist'in bu bölümünde 27-30 Mart tarihleri arasında modayla dolu geçen Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası'na katılıyoruz. Bu yıl 11. sezonu düzenlenen İstanbul Moda Haftası, 2009 yılında İstanbul Fashion Days ismiyle yola çıktı. Türk moda tasarımcıları ve hazır giyim markalarını ilk kez aynı çatı altında toplayan İstanbul Fashion Days, marka ve tasarımcıların dünyaya açılmasına da yardımcı oldu. Moda severlerin ilgisini İstanbul'a çekerek yıllar içinde bugünkü şeklini alan Türkiye'nin en önemli moda etkinliği 2013 yılında Mercedes-Benz isim sponsorluğunu alarak günümüzde de daha da global bir takvime girmeyi başardı. İlk yılında 14.500 kişinin katıldığı moda haftası bu yıl her gün ortalama 5.000 ziyaretçiyle toplam 20.000'den fazla katılımcıyı defile ve sunumlarında ağırlıyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Moda Tasarımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği ve İstanbul Moda Akademisi tarafından desteklenen İstanbul Moda Haftası'nda 32 marka ve tasarımcı 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonlarını tanıtıyor. Ve işte şimdi şehri modaya doyuran Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası'nın 11. sezonu için yola koyuluyoruz. Moda Haftası'nın başladığı günde Asena ilk güne tüm enerjisiyle hazır. Ve Moda Haftası tüm hızıyla başlıyor. Evet, İstanbul Moda Haftası yine tüm hızıyla başladı. İlk gündeyiz şu an ve organizasyonun moda direktörü Banu Gölen'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Güzel bir haftaya hazır mıyız? Evet, güzel ve yorucu bir haftaya hazırız. İlk baştan oturalım dedik. Lan çok kalabalık, gürültülü de çok erken başladı hazırlıklar ve hızı. O yüzden böyle bir kaçamak yaptık, buraya geldik, oturduk böyle. Evet, biz mekanın en sessiz ve dinlenmeli yerinde oturduk şu an. Keyifle sohbetimizi ediyoruz. Ben şimdi tüm hızıyla başladı organizasyon. Siz zaten moda direktörlüğünü yıllardır üstleniyorsunuz bu organizasyonun. Önce bu seneyi konuşalım. Bu sene nasıl farklılıklar var, bizi nasıl bir takvim bekliyor? Neler, ne sürprizler bekliyor? Çok kalabalık bir takvimimiz var bu sene, nazar değmesin diyelim. 32 tasarımcımız gösteriyor. Çok uzun zamandır bu kadar çok yoğun bir tasarımcı katılımı olmuyordu. Yurt dışından da katılan bir tasarımcı var, Tiflis'ten gelen bir tasarımcı var aynı şekilde. Dolayısıyla takvim bir kere tasarım anlamında çok dolu. Bir de ona ek olarak tüm moda dergilerinin ve moda yayınlarının çok ciddi bir desteği var. Hem etkinliklerle hem Moda Haftası ilk anından itibaren sizlerin de yer veriyor olması çok önemli bizim için. Dolayısıyla bu da çok keyif verici. İki güzel projemiz var. 10. sezonu geride bıraktığımız için bir hatırlayalım istedik geçtiğimiz sezonlarda neler olmuştu diye. Çünkü her sene bitince biliyorsunuz moda da sürekli kendini yenilediği için unutuyoruz bir önceki sezonu. Sonraki sezonlara hemen konsantre oluyoruz. Bir kitap yaptık. Bu kitap burada da hem görebiliyor olacak herkes hem de güzel bir sergiyle başladık biliyorsunuz Moda Haftası'na dün. O sergide Moda Haftası'na yer alan tüm oyuncuların, tüm paydaşlarının bir arada olduğu, fotoğrafların Tamer Yılmaz tarafından çekildiği, bir de bir cep telefonuyla çekildiği bir etkinlikle başladı. Eğlenceli başladık diyebilirim. Çok güçlü başladık. Üstüne üstlük yaklaşık 20 küsur kişilik bir yurt dışından gelen önemli bir basın kadrosu var. Mesela nerelerden geldiler? Mesela Vogue.com'dan geldiler. Mesela GQ İspanya burada. Mesela Forbes burada. Mesela Vogue Runway burada. BOF Business of Fashion biliyorsunuz her sezon destek veriyor. Bu sezonda desteğine devam ediyor. 3 tane önemli influencer var. Influencer konusu biliyorsunuz yeni dönemin trendi.
Ve önemli insanlar var. Hem Orta Doğu'dan var hem Amerika'dan gelen influencerlarımız var. İki tane de street style fotoğrafçılar, biliyorsunuz moda dünyasının en kritik oyuncuları street style fotoğrafçıları. Lee Oliveira aynı zamanda New York Times'ın da biliyorsunuz editörü. O geliyor, Adam Kelsinding geliyor. O aynı zamanda kitap imza günü de yapacak burada. Dünyanın her moda haftasında yapıyor bu etkinliği. Kendi seçtiği önemli dünyanın moda haftalarında yapıyor. Burada da bunu yapıyor olacak. Hem moda haftasını cover edecek hem de kendi kitabını da tanıtıyor olacak. Çok heyecanlıyız. Dolu dolu bir hafta. Evet, moda haftası kapsamında benim de çok sevdiğim tasarımcılardan biri olan Elif Cızoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Burada çok renkli, çok eğlenceli bir koleksiyon bizi karşıladı. Bir marka işbirliğinin söz konusu. Aslında 13 sezondur var olan bir işbirliği. Bu yılda onun yansımasını görüyoruz. Aynen. Bu süreci biraz senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki de. Şu 13 sezondan beri beraber çalışıyoruz. Tasarımcı firma işbirliklerindeki bence en önemli şeyler bir tanesi süreklilik. Bizim için de bu gerçekten çok önemli oldu bu işbirliğinde. Çünkü o sırada sen markayı tanıyorsun, marka seni tanıyor. Birbirine daha kolay bir şekilde alışıyorsun ve çok daha güzel işler çıkartıyorsun işin sonunda. Gerçekten tasarımcıyı çok özgür bırakan bir marka. Her şeyin önemlisi. İki taraflı olarak bence en doğru noktayı bulmaya çalışıyoruz. İki taraf da kendi elinden geleni yapıyor ve bence orta noktada buluşup da güzel bir şey çıkartıyoruz diye düşünüyorum sezonun sonunda. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok mersi. Teşekkürler. Türkiye'de en sevdiğim tasarımcılardan biri olan Gül Arış'la bir röportaj gerçekleştireceğiz ve yeni koleksiyonuyla ilgili ondan birkaç tüyo olacağız. Evet, defile öncesi Gül Arış'la birlikteyiz. Burada gerçekten çok koşturmalı bir hazırlık süreci var. Siz de çok paniksiniz ama böyle yakaladık. Hemen koleksiyonla ilgili birkaç detay almak istiyorum. İlham kaynağınız neydi? Bizi nasıl bir hikayeyle çıkan bir koleksiyon bekliyor bugün? Evet, ben öncelikle teşekkürler geldiğiniz için. Hakikaten çok yoğunuz. 4 ay önce benim Kyoto seyahatimden esinlendiğim bir duyguydu Zen Bahçelerinde dolaşırken. Onu İstanbul'a getirseydim nasıl olurdu Zen Bahçeleri? Çünkü İstanbul kaotik bir şehir. İki zıt şeyi birleştirip bir arada bir hikaye yaratmak istedim. Yani hayalimi Zen Bahçeleri İstanbul'da gibi düşünebilirsiniz. Süper, heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Harika bir koleksiyon bizi bekliyor. Ben buradan size ipucu veriyorum. Birazdan defile izleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Marka, 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonunun ilhamını Japonya'daki Zen bahçelerinden alıyor. Yeni koleksiyonuyla Kyoto'yu İstanbul'a getiren marka, Japon kültürünü de tasarımlarına yansıtıyor. İnce süslemelerin yer aldığı koleksiyon, 70 ve 80'li yıllara da gönderme yapıyor.
Yeni sezonda eklektik doklar ve detaylarda yer alan zenginlik öne çıkıyor. Türk-Japon kültürlerinin kumaş kombinasyonunda bir araya geldiği defile izleyenlerden tam not alıyor. İstanbul Moda Haftası'nın ikinci gününde ilk durağımız Kadir Kılıç'ın tasarımcılığını üstlendiği Mean markasının defilesi. Marka, Blackfish adı verilen yeni koleksiyonunda cool ve farklı kadınlardan ilham alıyor. Markanın 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonunda sert, zamansız ve unisex parçalar kullanılıyor. Moda şovunda siyah ve beyazın zıt uyumu dikkat çekiyor. Markanın tasarımları arasındaki bomber ceketler farklı silüetlerde karşımıza çıkıyor. Denimin şeritlerle yorumuysa moda severlere alternatif bir dünya sunuyor. Moda haftasının en renkli ve en sürprizli defilesinin backstage'indeyiz. Yanımızda Denizler'den var. Merhaba. Merhaba. Çok heyecanlıyız. Yine eminim, biz burada görüyorum. Çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyon bizi bekliyor. Çok teşekkürler. Sizden dinleyebilir miyiz? Bu koleksiyonun ilhamı nedir? Evet. Nasıl bir koleksiyonla karşılaşacağız bugün? Evet. Koleksiyon, tabii biz alt kültür markasıyız. Daha sokaklardan hep alıyoruz ilhamlarımızı diyelim. Daha fresh kültürü göreceksiniz bu sezon. Hip hop çok var koleksiyonumuzda. Her zamanki gibi. Evet, çünkü biliyorsunuz moda dünyasında 80'ler geri döndü. Evet. 80'ler, yani 90'lardan sonra şimdi 80'ler şeyini yaşıyoruz. Daha street style printlerinden yola çıktık onların. Biliyorsunuz hip hop kültüründe ilk şairi Grandmaster Flash. 70'lerin sonunda başladı bu iş. Ve Harlem'e kadar uzadı Bronx'tan sonra. Harlem'de güzel bir queer topluluğu vardı. Fotoğraflar da onları ifade ediyor aslında. Bizim kendi D.B. Berda'nın DNA'inde var queer kültürü. Biz bunu her şeyde yansıtıyoruz. Gerek kıyafetlerde gerek makyajda zaten müzikten çok yola çıkılıyor. Biz iki tasarımcıyız. Begüm de buralarda bir yerde. Evet, onu bulamadık birazdan. Burada Begüm. Begüm de burada. Merhaba. Merhabalar. Koleksiyon hikayesini dinliyordum. Evet. Sen geldin. Biraz da senden dinleyelim. Böyle tamam. Çok renkli 80'leri bizi götüren bir koleksiyon. Evet. Bizi bekliyor. Senin söyleyeceğin şeyler neler, tüyolar neler? Makyajdan bahsedelim mi acaba? Evet. Diversity diyeceğim. Evet. Süper makyaj. Evet, süper. Çok güzel makyajlarımız var. İşte yine 80'lerden gidiyoruz. İşte farlar. Ondan sonra onun dışında aynı zamanda genderless, cinsiyetsiz bir şekilde kızlarda mesela bıyıklar var. İşte hani erkeklerde drag queen'imiz var.
Onun dışında da genel olarak modelleri seçerken daha farklı jenerasyonlarda, farklı ten renklerinde modeller seçtik. Hani sırf bir işte askı gibi olsun, bilmem ne gibi olsun demek yerine hani farklı vücut tiplerinde insanları kullandık bu sezon. Bu şekilde. Süper. Aslında markanın DNA'sına çok da uzak olmayan, evet, alışık olduğumuz bir D.B. Berdan, evet, koleksiyonu, evet, göreceğiz. Klasik bir D.B. Berdan. D.B. Berdan klasiği diyebiliriz. Süper. Yani. O zaman heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür ederim. Haftasının en eğlenceli ve en renkli defilesine imza atan marka, her yaşa hitap eden çizgisiyle dikkat çekiyor. Marka, 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonunda hip-hop ruhu, desenler ve cinsiyetsiz duruşuyla öne çıkıyor. Choice of a New Generation isimli yeni koleksiyon, 80'ler ve 90'ların gençlik ruhunu yansıtıyor. Harlem kültüründen esintiler taşıyan 45 parçalık koleksiyonda, siyahın yanı sıra canlı renkler de ön planda. Defilenin atmosferi, yeni koleksiyonun enerjisiyle birleşerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Son dönemin yükselen yıldızı, çok başarılı bir tasarımcı Şebnem Günay ile birlikteyiz. Birazdan defilesi başlayacak. Çok heyecanlı bir koşturma var. Hemen yakaladık. Birkaç soru sormak istiyoruz. Öncelikle seni beğenerek takip ettiğimi çok söylemek istiyorum ederim. Ve tebrik ediyorum. Ya, çok teşekkür ederim. Çok çok mutlu oluyorum insanların beğenmesine, hoşlanmasına, beni takip etmesine. Çok yeni ve çok çok güzel şeyler bunlar. Birazdan koleksiyonunu inceleyeceğiz ama önce senden bazı tüyolar almak istiyorum. İlhamın neydi, çıkış noktan neydi bu koleksiyonda? Aslında artık şu an böyle baktığınızda kendime has bir tarzım var. Yine 90'ların street style ile yine hip-hop R&B'yi karıştırdım. Yine pastel renklerle. Artık çünkü pastel herhalde benim bir imzam olduğu gibi bir şey. İnsanlar çok seviyor. O yüzden pastel renklerle yine spor şık. Hani spordan çıkmış insan da giyebilir ama normal, rahat olmak isteyen insan da giyebilir gibi. Aha. Yine bir street style, yine casual wear gibi bir şey söyleyebilirim. Öyle. Süper. Yine senin markanın DNA'sını bütün detaylarda göreceğiz. Evet. Yine pastel, aralara birkaç tane böyle bir renk kattım. Farklı renkler. Ama genel olarak aynı tonda, aynı şeyde, sadece yeni şeyler. Öyle. Süper. Peki son dönemde dünya ünlü top modellerin üzerinde senin tasarımlarını görüyoruz. Gigi Hadid, Bella Hadid gibi isimler, üstelik oldukça göz önünde olan modeller. Bu süreç nasıl gelişti? Bir anda sen gerçekten çıktın ve uçtun. Nasıl gelişti bu süreç? Ya aslında herkes öyle söylüyor ama çok kendinden gelişen bir olaydı. Şöyle Instagram'da keşfette bir fotoğraf gördüm Gigi'nin veya Bella'nın. Gördüğümde like'ladım. Ya onların profili olmadığını bilmiyordum ama kimin profili olduğunu da bilmiyordum. Sonra başka bir fotoğrafını gördüm. Onu da like'ladım. Sonra bana bir DM geldi. Merhaba, lütfen bana lookbook'unuzu gönderir misiniz diye. Like'ladığım kişi Gigi ve Bella'nın stylisti. Evet, ben de gönderdim. Screenshot gönderdi. Birkaç parça gönderdim. Hiç umuyordum giyeceğini tabii ki. Bu kadar. Ve Fashion Week zamanında giydi. İkisini de Paris Fashion Week'te giydi. Biri Isabel Mara'nın backstage'inde, biri de orada havaalanına giderken. Çok mutlu oldum. Çok şaşırdım. Olamaz, yok değil falan filan diye dedim ama inanamadım. Harika. Hiç olamaz diye bir şey yok. Bence ya, çok, evet, çok daha iyi geri dönüşleri olacağına sana eminim. Evet, ben de eminim ama şöyle bir insan diyor ki ya
ne oluyor? Hani çünkü çok insan da böyle şey yaptı. Hani nasıl yaptın, nasıl oldu? Hiçbir PR, yurt dışında bir PR ajansıyla çalışmıyorum. Evet, bunu da buradan duyurmuş olduk. Aynen. Tamamen kendi yani, başarısı evet, ve kendi iletişim başarısıyla ilgili bir şey. Gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Son çok olarak yeni bir tasarımcı olarak, genç bir tasarımcı olarak sen de bir moda okulundan çıkarak bu noktaya geldin. Yeni tasarımcılara tavsiyeleri neler? Böyle senden 3 trik alalım mı? Kesinlikle eğitim. Kesinlikle eğitim. Çok çalışmak, çok istemek ve yani sevdiğiniz zaman ama gerçekten istediğiniz zaman her şekilde oluyor. Bu kalple alakalı galiba ve çok çalışmakla. Ben çok istedim, çok çalıştım. Okula başlarken tek hayalim bir tane defile yapmaktı. Şu an 5. defilemi yapıyorum. Süper. Birden başkasını istemiyordum aslında ama şu an geldiğim noktaya ben bile inanamıyorum. O yüzden çok mutluyum. Süper. Tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Marka, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu yıl da sportif giyimi en cool ve şık şekilde karşımıza çıkarıyor. ...2018-2019 sonbahar-kış tasarımlarındaki canlı pastel tonları markanın genç ve dinamik ruhunu yansıtıyor. Ayrıca marka bir Dilek Tut Derneği ile yaptığı işbirliğiyle lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Ahmet Koray'ı da podyumunda ağırlayarak bir dileği gerçekleştiriyor.